Paşalı önlerinde durup çevremize şöyle bir bakınca, tıpkı bir günün katmer katmer olmuş yaprakları gibi her yönden dağlarla kuşatıldığımızı görüyoruz. Onlarca farklı yabani meyvenin, binlerce renk çiçeğin, bitkinin, böceğin, kelebeğin süslediği zümrüt dağlardan ve cennet yaylalardan süzülerek bir araya gelmiş ağabey hayat, fenek önlerinde adeta coşkulu bir emrah türküsü söyler gibi çalımlayarak karşıladı bizi. Fenek bağlarında ikram edilen dutun 40 yıllık hatırını yüklenip yola koyuluyoruz. Yalçın kayalıklar önünde tıpkı değerli taşlarla bezenmiş nadide bir gerdanlık gibi öylece duran Fenek köyünü arkamızda bırakıp, Gürcü kaynaklarında bana, Dede Korkut hikayelerinde ise Van Hisarı adıyla anılan eski kent kalıntılarına yöneliyoruz. Hey gidi günler hey! Bütün bir yakın doğunun en güzel kentinden geriye kalan bu mu olmalıydı? Fenek köşklerinin, hanlarının, saraylarının, surlarının yerinde yerler esiyor. Tıpkı kaybettiğimiz diğer değerler gibi Fenek ve Soğum'un kehkeşanlarını da kaybetmişiz. Ne dersiniz ki Fenek, tarihin karanlıklarına gömülmüş o eski dünya kentleri arasındaki yerini çoktan almış bile. Kim nasıl kıydı bu değerlere? Dış ve iç sur duvarlarından kalıntı göremedik. İç kalenin bulunduğu geniş tepenin kuzeyinde bulunan büyük katedral yıkılmış haliyle bile heybetli, görkemli, kibirli. Çoruh Havzası Osmanlı'nın Anadolu'da en son fethettiği yerlerdendir. Gördüğünüz topraklar tam 465 yıldır bize ait. Heyhat, buralarda bize ait bir tek eser göremedik. Ne yazık ki önceden yapılmış olanları da tahrip etmiş, su yollarını, devasa kale ve ibadet haneleri bir bir yok etmişiz. Çevresindeki verimli topraklarıyla Gürcü ve Rum ülkesini adeta Fenek besliyordu. Orta Asya'ya, Hind'e, Çin'e giden ve oralardan gelip Karadeniz'e inen bütün kervanlar burada konaklıyor, ihtiyaçlarını çarşılarından karşılıyordu. Bugün Çoruh Havzası'nda varlığını hala sürdüren üretkenlik ve bir arada yaşama kültürü hiç kuşkusuz bu medeniyetin bize bıraktığı miraslardır. Şöyle kuş uçuşu 50-60 kilometre güneye giderseniz, karı, kız, tezek, tavuk gibi sıradan bahanelerle insanların nasıl kıtır kıtır doğrandığını görürsünüz. Oysa olur da mesela Uzundere'de hapishane yok. Sıradan kavgalara bile Çoruh Havzası'nda rastlamazsınız. İş yeri sahipleri dışarıdaki ürünlerini geceleri içeri almaz. Kapılar çoğunlukla kilitlenmez. Katedrala bakıyoruz. Silindirik gövdenin çapı 40 metreden daha fazla. Yıkılmadan önceki yükseklik 50-60 metre olmalı. Çöken üst örtünün 5-6 metre yüksekliğindeki enkazı devasa yapıyı adeta görünmez kılmış. Gördüklerimiz katedralın küçük bir bölümü. Devasa fil ayaklarının taşıdığı merkezi kubbe yanlardan tonozlarla destekleniyor olmalı. Burayı askeri karargah olarak kullanan Osmanlı, pencere nişlerini duvar örüp kapatmış. Enkaz içinde çok sayıda sütun görüyoruz. Pencere nişlerini birbirine bağlayan zarif sütunlar dor, fil ayaklarını destekleyenler ise iyon özellikleri gösteriyor. Yani bütün bir Anadolu mimaride harmanlanmış. Heyvanane Fenekli, buraları söyle, buralar diye çok geniş bir yer idi. Binalar vardı, ambar vardı. Libi ve Barik köylerinin hemen yanı başından geçiyoruz. Bir Türkmen köyü olan Zuvart'ın ise içinden. Verimli ülke topraklarının neredeyse tamamına yakınının üretime kapatıldığı günümüzde Zuvart'taki ekili tarlalar bizi heyecanlandırıyor. Kendi köyümüze ait olan Berintap mevkiinde bir tek ekili alan görememek ise bizi kahrediyor.
Ülkenin hırsızları baş tacı edilirken üretenlerin hangi teşvikleri gördüğünü doğrusu merak ediyoruz. Acaba devlet Zuvart'a ve Zuvartlılara üretim ödülleri vermeyi düşünmüş müdür? Türkmenlere yönelik iftiralar oldum olası gönlümü yaralamıştır. Oysa bu ülkede bozulmadan Türk kalabilmiş tek topluluktur onlar. Yüksek seciyelerini öğrenmek isteyenler Türkmen folklorlarına müracaat edebilir. Ermenilerle olan kavgamızda en çok zayiatı yine onlar vermiştir. Sadece Zuvart'tan 8 şehit vardır. Burası Verintap. Bir zamanlar binlerce işçinin çalıştığı bir sanayi kentiydi. Gösterişli kilisesi daha düne kadar ayaktaydı. Yüzlerce atölyede cam üretilmiş. Camdan yapılmış eşyalar sadece Gürcü ülkesine değil, o günün bütün bir dünyasına pazarlanmış. Bugün bile tarlaların yüzeyi kuvars eriyiklerinden arta kalan zürüflarla doludur. Toplumlar bazen geriye de gidebiliyor. Vaka şu ki bir neslin elde ettiklerini bir sonrakiler kaybedebiliyor. Nerede nereye? 500 yıl öncesinin üreten kenti Verintap bugün ekilip biçilmeyen hırçın bir doğa parçasına dönüşmüş. Sırtına Verintap'ı yüklenip yüzünü kuzey doğusundaki soğumuna dönen 2000 rakımlı tepenin adı Kuzey. Aracımızı Verintap'ta bırakıp 1 kilometre kadar tırmanıyoruz. Şenkaya ve köylerinin neredeyse tamamı, Oltu'nun genişçe bir bölümü görüş alanımıza giriyor. Ne yazık ki ağaçlar hemen önümüzdeki soğumunu görmemize engel oluyor. Şenkaya denince aklımıza hiç kuşkusuz Hüseyin Köycü geliyor. Doğrusu şu ki Erzurum ve çevresinde onun çapına ulaşmış adam sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Özellikle kurtuluş sonrası verilen mücadelede bütün bir doğunun en aydınlık yüzüdür belki de. 1918 yılında Şenkaya ve Oltu Ermenileri göçe zorlanmıştır. Bir aralık 1919'da Karıncayı aşıp başta Kosor, Eğitkol, Ersinek, Soğumun, Zuvart olmak üzere tüm diğer köylere doğru inmeye başlarlar. Gördüğünüz bu tepelerden çevreyi ateş altında tutmuşlardır. Kader mi kısmet mi, keder içerden mi? Ah ulan ah! Evet, şu anda kuzeyin başındayız. Allah, burası Dorukluk yani, ağaçlık bölge, çamlık alandı yani. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Şuradan çayların üstünden bile sıra çamlar diziliydi. Üçü diye bir arkadaşımızla bizim köylü. Ondan sonra hayvan otlatırdık. Çayırlarda koyunlarda kızlar otlatırdık. Verintap'ın hemen karşısında belki de dağların en bıçkını, en yakışıklısı ve en soylusu olan Erdal oturur. Aynı zamanda bizim kuşağı teknolojiyle buluşturan hayallerimizin kap dağıdır. Kıvrım kıvrım Rus yollarında tomruk taşıyan kamyonlar bizim gözümüzde düşler ülkesinin sihirli aletleriydi sanki de. Ve soğumu. Bu satırların yazarının gönül telini titreten soğumu. Her bir yanı başka bir doğa harikası ve zengin bir tarih barındırır. Bir zamanlar Türkmen Kalesi'nin önündeki yerleşim merkezinde çömlek ve bezir yağı üretilmiş. Çömlekleri ve binaların iç mekanlarındaki duvar ve tavanlara yapılan freskoları cilalamak için bezir yağı kullanılırdı. Pöhrenk adı da verilen su borularının kalitesi günümüz fabrikalarını kıskandıracak derecededir. Süt ve süt ürünleri en üst seviyede değerlendirilmiş. Meyvecilik son derece gelişmiştir.
Düşünün ki bir zamanlar buralarda asma bahçelerinden şeftali ağaçlarına varıncaya kadar hemen her tür meyve yetiştirilirmiş. Önümüzdeki dere boyunca ise onlarca değirmen bulunurmuş. Bölgenin tarım toplumu olduğunu vurgulayan plastik eserler ne yazık ki daha düne kadar Türkmen Kalesi'ni süslemekteymiş. Köye inmeden geri dönüyoruz. Hedefimiz Derintap'tan Üçtaş'a, oradan da yaylaya ulaşmak. Kelkaban'daki tarla amcaoğlu Tunca'yı eski günlere götürüyor. Lastiğimizin havasını indiren şey bir naz çivisi. Burası Üçtaş. Bu şu gözüken Üçtaş'la ilgili bir efsane anlatılıyor. Vezmos'un başı orada. Tamam, birisi orada. Bir de Erdavut'ta yatır. Ha. İki. Bir de bizim Hasan, bizim ziyaratta orada yatır. Evet. Üç. Üç tanesi bunların üçü evliya. Diyorlar ki işte burada bu yol ayrımına bir taş atar. Bu atır bir taş, bu bufal büyük taş bu atır. Bu Erdavut'taki. Erdavut'taki. Küçüğünü de bu atır. En küçüğünü bizim kağıdı. Yokuş diyebilirim. Üç taş mevkiinde biraz nefeslenip çevredeki güzellikleri seyre koyuluyoruz. Özellikle çam kokuları insanın aklını başından alacak ölçüde baştan çıkaracak. Ve işte küçük yayla. Bir derviş sessizliği içerisinde yürüyoruz. Büyülenmiş gibiyiz. Bizi sağımızdan solumuzdan selamlayan gelincikleri fark etmiyoruz bile. Tek yoldaşımız bulutlar. Düşünün ki aylardan Temmuz. Rengarenk kelebeklerin konup kalktığı, mor sümbüllerin, papatyaların, gelinciklerin ve dahi binlerce çiçeğin cömertçe sunduğu cennet kokularıyla başka alemlerin kapılarını aralamış gibiyiz. Kimselerin anlayamayacağı bir yolculuk bu. Aracımızı karşı meşede bırakıp çevreyi keşfe koyuluyoruz. Şekko'nun ağzı denilen 2200 rakımlı tepe bize dünyanın en güzel manzaralarını sunuyor. Artık bütün bir şeyin kaya ve oltu görüş alanımız içerisinde. Erdavut'a doğru uzanan sarıçam ormanlarını görünce ışık ve gölgenin yeryüzündeki en güzel dansıyla karşılaştığımızı anlıyor. Ve zümrütün koyu yeşilden türkuaza akan dalgalı tonlarıyla dinleniyoruz. Hadi siz olun da bu güzellikler karşısında bir türkü tutturmayın bakalım. Derelerde taş olsam, gözlerinde yaş olsam, Sumu'nun yaylasında sana arkadaş olsam, olsam deli bir sevda, yüreklerine dolsam. Sevsen sen de beni, ben sana esir olsam. Hey gidi küçük yayla, kar yağmurun kalkmasın. Beklesin beni yarim, başkasına bakmasın. Akmasın gözüm yaşı, sel olup da akmasın. Bu sevdanın derdi, yüreğimi yakmasın. Aldı diyor beni sırtına, konuşa konuşa gidiyor. Sanki adamın sırtında da hiçbir şey yok ama bunu da söylüyor. Eznos Vadisi'nin o baştan çıkarıcı güzelliği. Yaşayan bir organizmadır burada doğa. Dalga dalga kıpraşır, oynaşır, menevişlenir. Erdavut'un eteklerinde mücevher bir gerdanlık gibi duran Eznos, ahşap ve dik çatılı evleriyle uzaklardan bana Kaf Dağı'nın ötesi gibi görünürdü. Sinan, mekan algısını tümüyle değiştiren merkezi kubbeyi yaratmadan önce mutlaka ama mutlaka Eznos Vadisi'ndeki ormanları görmüş olmalı diye düşünürüm.
Antik Grek mimarları Boğaz Dere'yi bilmeselerdi, o zarif sütunları yapabilirler miydi dersiniz? Evet bilirim, ormanlar her yerde güzeldir. Lakin uzaktan bakınca, yakınına gidip de işlerine girmeye kalkışırsanız orman buna müsaade etmez. Ya da çoraklaşmış bir zeminde daralırsınız. Oysa bahse konu ormanlar öyle mi ya? Bütün kapılarını teklifsizce açıp bir aziz misafir gibi karşılar sizi. Zeminleri halı gibi yumuşacık ve yemyeşildir. Her yanınızı ufuzun boylarıyla sonsuza yürümüş hissi uyandıran budaksız ve içine kokulu sarıçamlar kuşatır. Lakin mekan sınırlanmaz. Bilakis bir genişlik ve özgürlük duygusu kaplar içinizi. Şapkanızı düşürmeden gökyüzüne bakmayı başarabilirseniz eğer, sizi bulutların selamladığını görürsünüz. Işık ve gölgenin kuşlarla oynaştığını hisseder, kuş zırıltılarını cennet seslerine dönüştüren akustiği keşfedersiniz. Çalı türü ağaçlar genelde vadi içlerinde ve gruplar halinde ormanla uyumlu ve çevresiyle mütenasip bir düzen içinde bulunur. Gelin düğmesi, meşe gazası, çilek ve böğürtlen başta olmak üzere onlarca meyve, ormanın size ananızın ak sütü gibi helal olan ikramıdır. Doğrusu şu ki, bütün hayatım boyunca o meyvelerden daha lezzetlisini yemedim. Ah Erdavut, Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin bir bahçe gibi sarıp sarmaladığı, eteğine tutunduğu, kardeşlik türküleri çığırdığı kutsal dağ. Tanrı sana ne kadar da cömert davranmış. Cennet libaslarıyla süsleyip her bir yanını firdevsin mücevherleriyle bellemiş. Ömrü hayatında bir kere olsun sana yürümeyenler, mübarek eşiğine yüz sürmeyenler ne kadar da bedbaht. Üzerindeki ışığın, gölgenin, rengin, ahengin o eşsiz dansını izlemeyenler, o hazzı tatmayanlar yaşadım diyebilirler mi? Tekrar küçük yaylaya yöneliyoruz. İlk uğrak yerimiz Dipgöl, çocukluğumuzun denizi. Ki o günlerde Dipgöl'de çimmeyenler adamdan sayılmaz. Derdinizi, çorunuzu Dipgöl'ün serin sularına bırakıp erkekliğe geçiş yapardınız. Yaylada fazla kalamıyoruz. Üzerimize düşen yağmur damlaları bizi tedirgin ediyor ve tek cama yöneliyoruz. Bir bayram yeridir tek cam. Küçücüktür ama gönlü büyüktür. Misafirlerini her def ağırlamaya hazır bir dergah gibi güler yüzlü üstelik. Açtığı pencerelerden gördükleriniz sizi mest eder. Çam ağaçlarını yalayarak gelen esinti dünyanın en güzel kokularını getirir. Derin bir nefes çekerseniz eğer mutluluğunu çekmiş olursunuz içinize. Tek camda halay çekmek, bulutlarla dans etmek ve kanatsız uçmak gibidir. Sarhoş olmanın ve kendinden geçmenin bir başka halidir bu. Tek camın sunduğu özgürlükleri hiçbir yerde bulamazsınız. Kabak tepe mesela saklar kendini. Onca heybetine karşın göstermez yüzünü. Tek camın zerafetini ve inceliğini göremezsiniz onda. Yağmur yağa başıma, yağmur yağa başıma. Daha önce hiç görmediğimiz kuşlar, duymadığımız şarkılarla, çiçekler benzersiz kokularla, pınarlar buz gibi sularla karşıladı bugün bizi. Gezdiğimiz toprakların gerçeküstü güzellikleri karşısında sarhoş olduk. Yerde mi yürüdük, gökte mi uçtuk bilemedik. Her yer tıpkı bir cennete andırıyordu. Ancak bir yanımız hep buruk kaldı. Doğduğumuz topraklarda üretim sıfırlanmıştı çünkü. Aslında insanlığın en büyük kutsalıdır üretmek. Daha iyi bir dünya kurmanın başkaca bir yolu yoktur çünkü. Üretmeyen toplumlardan bahsetmeye değmez bile. O nedenledir ki hep eskilere gidiyoruz.
Düşünün ki 500 yıl öncesi ve bizler de tek camdayız. Soğumun, Eznos, Penek ve Tecirek değirmenlerinde öğütülen onlar, gacırdayan kağnıların sırtında öteki kentlere doğru yol alıyor. Yayla yolunda söylenen türküler çoban seslerine, tek camda çekilen halaylar tırpan hışırtılarına karışıyor. İri başaklar bir derviş sessizliği içerisinde yere düşerken, bir kadının elleri bir meyveye, bir erkeğin gözleri bir ahu dilbere düşüyor. Özgürlük ve refah hava gibi solunup, su gibi içiliyor. Kamışlı göle yapılan göletin hizmet sunamadan çatlayıp patladığını söylediler. Peki ama kim yaptı, kim denetledi burayı? Hırsızlık bu kadar kolay mı? Belki farkındasınız, gökyüzümüz ikiye bölündü. Penek'ten Akşar'a doğru kızılca kıyamet kopuyor. Kömürlü tarafı ise günlük güneşlik. Biz tam ortada kaldık. Yağmurun yollara ne kadar zarar vereceğini bilmiyoruz. Vakit akşam vakti. Gezilecek onca yer var ve bizler acilen köye inmek zorundayız. Ve işte tekrar soğumun sırtını kayalıklara, gönlünü bir garip sevdaya vermiş masallar ülkesi soğumun. Köşkleri, bağları, bahçeleri, manastırları ve saraylarıyla eski dünyanın soylularını, prenslerini, prenseslerini ağırlayan, aynı zamanda refahın, saltanatın, gösterişin ve ihtişamın kalesi soğumun. Köye yağmurla giriyoruz. Mahide ablamızın demlediği çay, ilaç gibi geliyor bizlere.